arkası yarın. Ekmekçi Kadın 8. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Javier de Montepin. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jen Fortier, kendisine asılan ustabaşı Jack'e yüz vermeyince sefil adam kadından intikam almayı planlar. Ve bir gece fabrika sahibini öldürerek kasasındaki paraları ve yeni icat ettiği bir makinenin planlarını alır ve sonra da fabrikayı yakar. Yangın yerine koşanların gözü önünde güya fabrikanın kasasını kurtarmak için alevlerin arasına dalar ve gizli bir kapıdan kaçar. Herkes ustabaşıyı öldü zanneder ve aynı gün patron tarafından işten çıkartılan Jen Fortier'in bu cinayeti öç almak için işlediğini sanırlar. Mahkeme Jen Fortier'i ömür boyu hapse mahkum eder. Hapse giren Jen'in oğlu George'a köy rahibi bakarken 11 aylık kızına ise süt nine bakmaktadır. Öte yandan hakiki katil ustabaşı Jack, ölen arkadaşı Paul Herman adıyla Amerika'ya kaçmak için gemiye biner. Ama gemide onu bir sürpriz beklemektedir. Hakiki Paul Herman'ın amcaoğlu Ovid de aynı gemidedir. Üçkağıtçı bir adam olan Ovid, Jack'in Paul Herman olmadığından şüphe etmektedir. Aynı gemide Amerikalı ünlü sanayici James Mortimer'in de olduğunu öğrenen ustabaşı bir vesileyle Mortimer'in kızıyla tanışır ve daha sonra da Mortimer'le ortak olur. Öte yandan hapishanede çile çeken Jen, yıllar önce kaybettiği oğlu George'la kızı Lucy'den haber alamayınca cezaevinden kaçmaya karar verir. Dur, kimsin sen? Korkmayın çocuklar, tanımadınız mı beni? Aha, hemşire, ne var, ne istiyorsun? Karnınız aç mı diye sormaya geldim. Sizlere birer sandviçle süt getirdim. Ben yerim vallahi, karnım bayağı acıkmıştı. Ben de yerim, zahmet oldu hemşire. Tepsiyi şöyle yere bırak, biz biraz da yeriz. Peki, peki. Sütler tazedir, mutlaka için. Sağ ol hemşire. Tanrı senden razı olsun. Afiyet olsun. Şu hemşire Jean ne kadar iyi bir kadın. Öyle güzel bir yüzü ve öyle mahzun bir hali var ki. Haklısın. Hiç kimse onun suçlu olduğuna inanamaz. Ama yine de suçlu. Eğer doğruysa patronunu öldürüp fabrikayı yakmış. Bence iftiradır. Böyle bir kadın öyle bir suç işleyemez. Bence de. Hadi gel şu sandviçlerle sütlerimizi içelim. Hadi. Aradan 2 saat geçti. Jandarmalar ilaçlı sütü içtilerse mutlaka uyumuşlardır. Nöbetçi doktor zaten uyumuştu. Şu anda revirde de benden başka hiç kimse yok. Kaçmak için tam sırası. İşte ikisi de mışıl mışıl uyuyor. İlaçlı sütün faydası olmuş. Artık beni engelleyecek hiçbir şey yok. Kaçıp insanların arasına karışabilirim. Tanrım. Paris denilen bu şehirde senden başka kimsem yok. Bana yardım et. Çocuklarımı bulmama yardımcı ol. Ne olursun. Uyuttuğum askerlerin nöbet değişimine 3 saat var. Kaçtığımı 3 saatten önce anlayamazlar. Bu zaman zarfında trene binerek uzaklaşmalıyım buradan. Jean Fortier çocuklarını aramak için cezaevinden kaça dursun. Şimdi kulaklarımızı Amerika'ya, New York şehrine çevirelim. Milyoner Jacques Garo, daha doğrusu yeni adıyla Paul Harmon, o sıralarda 50 yaşını sürüyordu.
Çılgın bir şefkatle sevdiği kızı Mary henüz 18 yaşına basmıştı. Çok güzel bir kızdı. Ama ne yazık ki hastaydı. Üç kağıtçı Ovid'e gelince o Paul'ün karısının ölümünden sonra köşke yerleşmiş, Paul ve kızıyla birlikte oturuyordu ve artık amcaoğlu olmadığını öğrenen Paul'e şantaj yapmak için fırsat bekliyordu. Mary nasıl Paul abi? Mary hasta Ovid. Hem de çok hasta. Peki hastalığı ne? Verem. Rahmetli karım da veremden ölmüştü biliyorsun. Tanrım, daha Mary 18 yaşında. Peki doktorlar ne diyor? Tanrı'dan ümit kesilmez diyorlar. İstediği her şeyi yapmamı, onu üzmememi söylüyorlar. Merhaba. Nasılsın Ovid amca? İyiyim güzelim, iyiyim. Sen nasılsın? Şu öksürüğüm kesilse daha iyi olacağım. Üşütmüşsündür canım. Elbette kesilir. Baba, sana bir şey soracağım. Sor kızım. Servetin ne kadar babacığım? Ne? Şimdi bunu sormak da nereden aklına geldi? Öğrenmek istiyorum. Hadi baba, çekinme de söyle. Nasıl olsa Ovid amca aileden sayılır. Ondan gizli bir şeyin olmadığına göre sorumu cevaplandırabilirsin. Benim daha doğrusu bizim servetimiz 10 milyon dolar civarında. Peki ya fabrikalar? Onlar kaç milyon eder? New York'taki fabrika 2 milyon eder. Taşra'daki şubelerimizin toplamı da 3 milyonu bulur. Harika. O zaman hemen sat fabrikaları. Ne? Satayım mı? Evet. Böylece elinde 15 milyon dolar paran olur. Mary, yeğenim, neden babanın fabrikalarını satmasını istiyorsun? Çünkü burada Amerika'da yaşamaktan sıkıldım artık. Sıkıldın mı? Peki nerede yaşamamızı istiyorsun güzel kızım? Fransa'da yaşamak istiyorum baba. Ne? Fransa'da mı dedin? Hı-hı. Fransa? Evet, Fransa'da. Hep sen Fransız değil misin baba? Senin ülkende yaşamak istiyorum. Tabii Fransızım ama... O halde ben de Fransız sayılırım. Hiç görmediğim halde orada yaşamak için sonsuz bir istek duyuyorum. Orada yaşamak ve orada ölmek istiyorum. Tanrı korusun kızım. Neden ölümden söz ediyorsun? Canım, lafın gelişi öyle söyledim. Aslında tam tersi. Yaşamak, eğlenmek istiyorum. Fransa'daki hayatın çok eğlenceli olduğunu duydum. Burayı hiç sevmiyorum baba. Çok sıkılıyorum. Amerika benim ruhumu karartıyor. Ama Paris bana daha çekici geliyor. Ne, orada mutlu olacağımı sanıyorum. Canım kızım benim. Neden bunu daha önce söylemedin? Madem öyle biz de her yıl 2-3 ay Paris'te kalırız. Hayır baba, hayır. Ya hep ya hiç. Ben senin buradaki işlerini tasfiye etmeni, barını yoğunu satarak Fransa'ya yerleşmeni istiyorum. Saçmalama yeğenim. Bunun için mal mülk satılır mıymış? Fabrikaları satacağına, babanın teklif ettiği gibi sık sık Paris'e gider gelirsiniz. Siz isterseniz burada Amerika'da kalabilirsiniz Ovid amca. Sizi de beraberimizde götürmeye hiç niyetim yok. Ama ben gitmek istiyorum. Gitmezsem burada ölürüm. Tanrım, bir de bu ölüm lafı çıktı. Neden böyle sık sık ölümden söz ediyorsun kızım? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama tam şuramda içimden bir ses beni oraya, senin ve benim vatanım olan o güzel ülkeye çağırıyor. Burada kalırsam sıkıntıdan boğulacağımı, öleceğimi hissediyorum. Hadi ne olur baba, lütfen dediğimi yap. Her şeyi satıp Paris'e yerleşelim. Tamam güzel kızım, sakin ol. Nasıl istersen öyle yaparım. Hadi sil şu gözlerini yaşına. Baba, seni öyle seviyorum ki. Yalnız Paris'te ne yaparız biz? Büyük servetin izin verdiği şekilde yaşarız. Şehrin en güzel yerinde lüks bir konak satın alırız. Tiyatroya gider, evimizde partiler veririz. Peki ben çalışmadan ne yapacağım? Günümü nasıl geçireceğim? Düşündüğün şeye bak. Buradaki fabrikanın bir eşini de orada, Paris'te kurarsın. Senin gibi tanınmış bir makine mühendisinin ana vatanında fabrika kurmasından Fransızlar mutlaka gurur duyarlar. Evet, olabilir tabii. Tamam değil mi babacığım? Her şeyi satışa çıkarıyorsun değil mi? Evet, satışa çıkartacağım. Hadi sil artık şu gözlerinin yaşını. Seni üzgün görmektense bütün servetimi fedaya hazırım. Canım babacığım benim. Canım kızım. Tanrım, kızının bu isteğini hakikaten yapacak mısın Paul abi? Mecburum Ovid.
Maria hasta. Onu üzmem demek ölüme daha çabuk götürmem demektir. Yahu delirdin mi sen abi? Kız seni parmağında oynatıyor. Aslında Mary haklı. Yıllar yılı Amerika için çalıştım. Artık bundan böyle yeteneklerimden kendi ülkemi faydalandırmam gerekir. Evet, fabrikayı satacağım. Aa, tanrım, satacaksın ha. Evet, geçen gün banker Davison bana iyi bir alıcıdan söz etmişti. Hey, dur bir dakika dur. Yapamazsın bunu. Fabrikayı satıp Fransa'ya yerleşemezsin. Neden, bunu engelleyen bir kanun mu var? Mal mülk benim değil mi? İstediğimi yaparım. Peki o zaman ben ne yapacağım? Sen de bizimle birlikte gelirsin. Ya olmaz, gelemem. Biliyorsun buraya Fransa'dan kaçarak gelmiştim. Geri dönüp adaletin pençesine düşmek istemem. Saçmalama, aradan neredeyse 20 yıl geçti. Adalet seni çoktan unutmuştur. Hem biliyorsun o günden bu yana Fransa'da gene laf çıkmıştı. Ya ne olursa olsun ben burada kalmak isterim. Madem öyle kal. Fabrikayı satacağım kişiyle bir sözleşme yapar, seni yüksek maaşla çalıştırmasını şart koşarım. Hayır, ben bunu istemiyorum. Tanrı aşkına, peki ne istiyorsun Ovid? Fabrikanı amcaoğlu. Ne? Fabrikamı mı? Aferin be amcaoğlu. Ben seni meteliksiz sanırdım. Demek bu 20 yıl içinde 2 milyon dolar biriktirmişsin ha? Yanılıyorsun amcaoğlu. Meteliğim yok. Daha dün akşam bana verdiğin 200 bin doları kumarda yitirdim. Ama yine de fabrikanı satın alacağım. Abi dalay mı ediyorsun benimle? Hem paranın olmadığını söylüyorsun hem de fabrikamı satın almak istiyorsun. Ya alay etmiyorum amcaoğlu. Bir satış belgesi düzenlersen ve ayrıca da fabrikayı işletebilmem için bana 100 bin dolarlık bir sermaye verdikten sonra fabrikayı bana devredersin. Demek 5 kuruş almadığım gibi bir de üstüne 100 bin dolar vererek fabrikamı sana vereceğim, öyle mi? Evet öyle amcaoğlu. Peki bunu neden yapacağım? Susmam için amcaoğlu. Susmam için. Ne? Ne susması be? Benim gizli kapaklı bir şeyim yok ki. Ben de Allah açık dürüst bir iş adamıyım. Hayatımda hiç kalavere yapmadım. Emin misin amcaoğlu? İyi düşün. Bana kalırsa Fransa'ya dönebilmen için benim ağzımı kapatman gerekiyor. Ne demek istiyorsun? Açık söyle Ovid. Jacques Garo. Ustabaşı Jacques Garo. Bu isim sana bir şeyler hatırlatıyor mu sevgili amcaoğlum? Ne dedin? Neden bu kadar şaşırdın amcaoğlum? Ben sadece senin gerçek adını söyledim. Tanrım. Hadi dostum, indir artık maskeni. Sen Paul Harmont değilsin. Senin gerçek adın Jacques Garo. Ustabaşı olarak çalıştığın fabrikada yangın çıkarttıktan sonra patronunun planlarını ve parasını çaldın. Sonra da yakalanacağını anlayınca onu bıçaklayarak öldürdün. Daha sonra da önceden geçmiş olan kimlik kartından yararlanarak Cenevre'de bir hastanede ölen amcaoğlum Paul Harmont'un kimliğine bürünerek Amerika'ya göçtü. Doğru değil mi bu söylediklerim? Yalan! Hepsi yalan! Kim uydurdu bunları? Ben. Neye dayanarak uyduruyorsun peki? Elinde bir delil, bir belge var mı sevgili herif? Var. Paul Harmont'un ölüm belgesi var. İnanmıyorum sana. Hastaneye mektup yazarak istedim ve gönderdiler. Ya. Hadi Jacques Usta, fazla direnme. Görüyorsun ki her şeyi biliyorum. Hatta masum bir kadını, zavallı Jean Fortier'i kendi yerine mahkum ettirdiğini bile biliyorum. Görüyorsun ya, Fransa'ya gidebilmen için benim dilimi tutmam gerekiyor. Diyelim ki söylediklerin doğru. Ama yine de beni korkutamazsın sefil. O zamandan bu yana Fransa'da genel af çıktı. Kimse beni tutuklayıp da hapse atamaz artık. Olabilir olabilir dostum. Genel af çıktığı için yangın ve cinayet yüzünden yargılanmayabilirsin. Ama hala sahte bir isimle yaşadığın için hapse girersin. Ve sen de benim istediğimi vermezsen seni ihbar ederim. Hayatımdaki bu sırrı ne zaman öğrendin? Sen evlendiğin zaman. Yani 20 yıldır biliyorum. Peki neden o zaman şantaj yapmadın da şimdi yapıyorsun Ovid? Yapmamı gerektiren bir şey yoktu ki. Ne zaman para istesen veriyordun. Ama şimdi fabrikayı satıyorsun. Bu benim sonum olur. Bu yüzden fabrikayı bana devretmeni istiyorum. Ya devretmezsem? O zaman herkese Paul Harmond'un sahte bir ad olduğunu, bu kimlik altında yaşayanın bir kundakçı, bir hırsız ve bir katil olduğunu bildirmekten asla çekinmem. Hayır, fabrikalarımı sana devretmem. Bunu yapacağıma şimdi seni şuracıkta bir köpek gibi gebertirim. Ya sakın böyle bir şey yapayım deme amca. Neden? Seni geberttiğimi kim anlar ki? Herhalde New York polisi benim gibi tanınmış bir sanayiciden şüphelenmez. Kaldır ellerini Ovid. Ne yani?
Elindeki o tabancayla hakikaten beni öldüreceğini mi sanıyorsun ahbap? Hem de hiç düşünmeden. Seni sefil, ben bugünlere yıllarca çalışarak didinerek geldim. Şimdi sen bir kelimeyle bu koca fabrikalara bana 5 kuruş ödemeden sahip olmak istiyorsun, öyle mi? Asla! Son duanı yap sefil herif. Uyarıyorum seni. Eğer böyle bir şey yaparsan o zaman hapı yutarsın dostum. Çünkü bu ihtimali düşünerek vasiyetnamemi New York'taki ünlü avukatlardan birine teslim ettim. Bu zarfın içinde delillerle birlikte senin hayat hikayeni de koydum. Ben öldüğüm anda senin de kim olduğun meydana çıkacak. Melum adam, sevil adam, beni kıskıvrak bağladın. Ne yapalım, sırayla Jack, sırayla. Bundan 20 yıl önce sen beni gemide birini soyarken yakalayıp kıskıvrak bağlamıştın. Evet, kararını ver. Fabrikayı bana devrediyor musun? Yoksa senin sefil bir hırsız, kundakçı ve katil olduğunu önce sevgili kızım Mary'e mi söyleyeyim? Ha? Hayır! Hayır. İstediğini yapacağım. Bir saat içinde fabrikayı sana devredeceğim ve sermaye olarak da 100.000 dolar vereceğim sana. Ha şöyle. Ve ustabaşı Jack Garo, yeni adıyla Paul Harmon, şantaja boyun eğerek fabrikasını Ovid'e devrettikten sonra kızı Mary'yi alarak Paris'e yerleşti. Niyeti Paris'te yeni bir fabrika kurmaktı. Bunun için 10 dönümlük bir tarla satın aldı. Evet Monsieur Pierre, fabrika için gerekli olan araziyi aldık. Şimdi iş mimar olarak size düşüyor. Fabrikayı hemen inşa etmenizi istiyorum. Önce bir pürüzü halletmemiz gerekiyor Monsieur Harmon. Neymiş o? Elimizdeki planlara göre komşu tarlaya bir geçit yolu yapmamız gerek. Ama komşu tarla sahibi bizi dava etmiş. Bu dava bitmeden fabrikayı kuramayız efendim. Tanrı aşkına, sırası mıydı dava etmenin? Madem öyle iyi bir avukat bulalım da davayı lehimize sonuçlandırsın. Bunun için tanıdığım genç ama çok yetenekli bir avukat var. İsterseniz kartını vereyim, kendisiyle bir gidip görüşün efendim. Olur. Verin kartını. Buyurun Mesut Erman. Avukat George Darye, Bonaparte Sokağı No. 19. Kim bu avukat, nasıl biri? Bir rahip oğlu efendim. Ama mesleğinde oldukça yeteneklidir. Bugüne kadar girdiği her davayı da kazanmıştır. Peki, kendisinden randevu alır görüşmeye giderim. Avukat George Darye, Jean Fortier'in hapse girerken Rahip Darye'le evlatlık olarak verdiği oğluydu. Kader birbirlerini tanımayan bu iki adamı bir avukat yazıhanesinde karşılaştırıyordu. Avukat George Darye. Buyurun Monsieur Harmon, hoş geldiniz. Size mimar bir dostumun tavsiyesi üzerine geldim. Fransızım. Ama uzun yıllar Amerika'da kaldıktan sonra kızımın sağlık durumu üzerine kalkıp tekrar ülkeme geri döndüm. Sizi ve yaptığınız işleri biliyorum Monsieur Harmon. Sizin adınızı Avrupa'da bilmeyen yoktur ki. Size nasıl yardımcı olabilirim? Amerika'daki fabrikamın bir benzerini kurmak üzere Corbeil bölgesinde büyük bir arazi satın aldım. Tam inşaata başlayacakken komşulardan birinin beni dava etmesi işlerimi erteletti. Arazinin planları ve davacının şikayet dilekçesi yanınızda mı efendim? Evet, görmeniz için getirmiştim. Hı hı. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.